Evet sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizlerden tek ricam bu videoyu beğenirseniz lütfen ve lütfen kanala abone olun ve bu videoya bir beğeni atmayı ihmal etmeyin. Beğenmezseniz de boynum kıldanınca ne derseniz kabul. İşte Ali Koç Jorge Jesus görüşmesinin detayları. Fenerbahçe'nin Giresunspor'a karşı aldığı bir birlik muhteşem sonuç camiada moralleri bozdu. Ancak bu işe çok ama çok sevinen Başkan Ali Koç. Niye? Çünkü yine başkanlığını sürdürecek. Yine umursamayacak. Yine atıp tutacak. Sürpriz bir şekilde teknik direktör Jorge Jesus'u kulüp binasında görüşmeye çağırdı. Bakın. Koç Beşiktaş'a 4-2 kaybedilen karşılaşma sonrasında Samandıra'ya çıkarma yapmış. Jesus da yola devam edeceğinin mesajını vermişti. İki gün önce gerçekleştirilen ya da 3 gün önce gerçekleştirilen görüşmenin içeriğini merak uyandırırken konunun İstanbul Spor beraberliği ve Giresun, karşı, Giresun Spor karşısında ortaya konan isteksiz oyun olduğu öğrenildi. Başkanın Portekiz'de hocaya ele geçen tüm fırsatların kaçırılması nedeniyle sistem ettiği, öne geçen takımın üstünlüğünü koruyamaması ve sosyal medya taraftarın büyük eleştirisine neden olan değişiklikler konusunda fikir alışverişinde bulunduğu bildirildi. Sizinle devam etmeyi çok istiyorum ama bu sonuçlarla nasıl olacak dedi aktarıldı. Zirvede sözleşmenin erken fesi konusu ise gündeme gelmedi. Sezon başında Fenerbahçe'ye 1 yıllık imza atan Jorge Jesus 31 Süper Lig maçında 21 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Şampiyonlar Ligi elemelerini geçemeyip Avrupa Ligi'nde son 16 turunda veda etti. Türkiye Kupası'nda ise yarı final ilk maçında Sivas ile 0-0 berabere kaldı. Tur ümitlerini rövanşa bıraktı. Ben Ali Koç'a bir hatırlatmada bulunayım. 36 yıldır Lyon başkanlığı yapan Jean-Michel Aulas görevi bıraktı. 74 yaşındaki Aulas Temmuz 19 Temmuz 1987'de Lyon'un başkanı olduğu zaman güncel Lyon kadrosundaki hiçbir futbolcu doğmamıştı. 7 lig bir şampiyonluğu, 7 Fransa Süper Kupası, 2 Fransa Kupası, 1 Fransa Lig Kupası, 1 Intertoto Kupası. Ali Koç'un da dediği gibi istifa şerefli insanların yapabileceği bir şeydir. Şimdi Jorge Jesus bazı oyuncuların kırılma maçlarında baskı altında ezildiğini ve verdiği taktikleri sahaya yansıtamadığını düşünmüş. Birincisi şunu söyleyeyim. Fenerbahçe İstanbulspor maçında şampiyonluğu satacak futbol oynadı. Beşiktaş maçında 1-0 öne geçip 2'yi atmak istemedi. Yani maçı satmayı düşündü. Üçüncüsü Giresun maçında Fenerbahçe asla kazanmak istemedi. Sorum şu. Ali Koç maçları mı satıyorsun? Sorum 2. Ali Koç iddia ile bir anlaşma mı yaptın? Soru 3. Bankalar konsorsiyumuyla bir anlaşmam yaptın Ali Koç. Borcu böyle mi ödeyeceksin? Soru 4. Sana bu maçları kaybet ama eninde sonunda seni şampiyon yapacağız diye garanti verdiler de sen kandın mı Ali Koç? Soru 5. Bu skorlardan dolayı mutlu musun Ali Koç? Soru 6. Beşiktaş sıralamada muhtemelen bizi bu mantıkla gidersek geçecek. Yani memnun musun? Soru 7. Gaziantepspor ve Hatayspor maçlarını hükmen kazanacağız ya. Kesin hükmen kazanıyor muyuz Ali Koç? Yoksa berabere falan mı saydıracaksın? Beşiktaş'a ayıp olmasın diye. Soru 8. Ali Koç sen Fenerbahçe'ye ne kadar düşmansın? Soru 9. Yapamıyorum, beceremiyorum. Demek ki benden olmuyor demek çok mu zor? Soru 10. Diyelim ki o çok e, beklediğin bazı gelişmeler yaşanmadı ülkede. Büyük gelişmeler. O zaman istifa etmeyi düşünüyor musun? Soruyu çok sorarım da. Yeter. Nefesim tükendi. Serhat Akın. Ali Koç görüşmede Jorge Jesus'a Osterwolde'yi sormuş. Taraftar da bana soruyor. Niye böyle demiş. Jesus da demiş ki çok defansif çıktı demiş. İstatistiklerini de göstermiş. Başkan da niye aldın o zaman demiş. Böyle konuşmalar yaşanıyor. Ben şunu söyleyeyim. Eğer bu konuşma gerçekse Ali Koç senin de Allah bin türlü belanı versin. Sabaha çıkman nasip olmasın. Jorge Jesus senin de Allah bin türlü belanı versin. Senin de sabaha çıkman nasip olmasın. Bu herifi kim aldırdı biliyor musunuz? Ben size açık söylüyorum. Net söylüyorum. Fenerbahçe scouting ekibi aldırdı. Hocam scouting ekibinde kimler var? Ya da arkadaşlar isimlerini bilmenize gerek yok. Hepsi Ali Koç'a yakın isimdir Ahmet Ercanlar'a sorun. Hepsini biliyor. Ahmet Konanç'a sorun bilir. Devrim Zengi'ye sorun bilir. Elif Buzlu Araç'a sorun bilir. 12 numaraya sorun bilir. İyi de hocam bunların hepsinin ortak özelliğini ben bilemeyeceğim ortak özelliklerini. Siz çözeceksiniz. Şimdi bakın takıma 3 gün izin veriyor Jesus. Ali Koç Yapılan görüşmede, toplantıda futbolculara mesaj gönderilerek Samandıra'da olmalarını istiyor. Sonra Samandıra'da ne oluyor biliyor musunuz? Bazı futbolcular Ali Koç'a ne diyorlar biliyor musunuz? Bak ben bunları da açıklayacağım. Açıklamak zorundayım. Bunlar benim boynumun borcu. Ben bunları açıklamazsam yani ben Fenerbahçeli olamam. 5 futbolcumuz bir kardeşimiz açıkladı. Ben de devamını getirmek zorundayım, mecburum. 5 futbolcu diyor ki, "İsaç varsa biz yokuz." Bir futbolcu da diyor ki Jesus giderse ben yokum. O bir futbolcunun kim olduğunu zaten hepiniz anladınız değil mi? Yani herhalde anlamayanınız yoktur aranızda o bir futbolcunun kim olduğunu. Hocam 5 futbolcu kim? Mesela bunlardan birisi Arda Güler. Miha Crespo. Osayi Samuel. Emre Mor. Hatta ben size şunu da söyleyeyim. İtiraf ediyorum arkadaşlar. Açık açık itiraf ediyorum. Crespo e, ee, ve Arda Güler sözleşme uzatmak için taklalar atıyorlar. Hani ben devam edeyim bu kulüpte diye. Düşünün. Peki hocam. Sence bak şimdi sen doğru konuşan bir adamsın. Eyvallah. Sence bu da saçma değil mi? Nasıl yani? Şöyle söyleyeyim hocam. Ya futbolcular canının istediği teknik direktörü göndersin o zaman. Futbolcunun lafını hareket etmediler. Demek ki belki idman zoruna gidiyordur. Belki şey. Hayır futbolcular kadro adaletsizliğinden şikayetçi. Şunu soracaksınız. Peki hocam bak sıradan bilsin. Mesela Mustafa Hoca Fenerbahçe teknik direktör olsa. Ya 25 kişilik havuz mu yapardı? Bu kadar hani rotasyon yapar mıydı Mustafa Hoca? Yapmazdı. Aspir 11 belirler. Sakatlandı yerine sen oyna. Değil mi? Arkadaşlar, ha yanlış düşünüyorsunuz. Vallahi yanlış düşünüyorsunuz. Niye biliyor musunuz? Oyuncu değişikliği sayısı 5. 5'e çıktı. Her takım artık taktik strateji üretiyor. Bak her takımın ilk 16'sı var. 15'i 11'i yok. Bu palavradan kurtulup ben her 22 kişiyle oynuyor. İlk 11'i belli değil. Galatasaray Icardi dururken Gomis'te başlar mı? Başlar mı Icardi dururken? Başlamaz. Icardi sakat. Gomis ve Mertens var. Gomis başlayabilir mi? Başlayabilir. Mertens de başlayabilir mi? Başlayabilir. O zaman 3 tane forvetim olmuş oluyor Galatasaray'ın? Mustera sakat öbür kaleciyi başlatır. Öbür yani ikisinde mi? Fenerbahçe'de Batshuayi sakatlandı uzun süre. Ya Valencia oynayacak ya Chachua King oynayacak ya Pedro oynayacak ya King oynayacak. Dedin hani öyle öyle tek tek saydın. Verdi sakatlansa kim oynayacak? O oynayacak. O yok. Nazım oynayacak. O yok. Başka bir çözüm bulacak. Stoper. Gustavo Vernik oynadı. Serdar Aziz oynadı. Samet oynadı. Luan Perez oynadı. Değil mi? Atilla oynadı. Hani 4-5 tane. Tisserant oynadı. Yani mevzumuz bu anlatabiliyor muyum? Ve rotasyon. Rotasyon her maçı kazandırıyorsa doğrudur. Ama her maçı kazandırmıyorsa. Şimdi Ali Koç Jesus'u ikna edecek diyor. E, Redonda Ulaş abi dalga geçiyor. Kafasında iki isim var diyor. Birisi isim Jardim, diğeri de Monteya diyor. Ben Monteya ismine karşıyım. Niye karşıyım? Ya Monteya dediğiniz adam sıradan bir teknik direktör. Bak Adana Demirspor kadrosu, sıradan Anadolu kadrosu değil, çok iyi bir kadro. O kadroyu İlk 2'ye, ilk 3'e sokamayan teknik direktörü ben başarılı demem. Prime Ersun Yanal o kadroyu ilk 2'ye sokardı. O kadro. Prime Ay Aykut Kocaman o kadroyu ilk 2'ye sokardı. Prime işte Sergen Yalçın şu bu o kadroyu ilk 2'ye sokardı. Ben size söyleyeyim o kadro basit bir kadro değil. Hani Onya Kurudur, Berhanda'dır şu çocuk. Adam Zubay'ı beğenmeyip gönderdi. Sen kaç takla attın almak için? Geçiniz. Yardım konusunda Fenerbahçe Jorge Jesus'un yerine geçecek ee, gelecek sezon Leonardo Jardim'i teknik direktörlük koltuğuna getirmeyi düşünüyor. Jardim sözü açılmışken bunu da konuşalım. Bir proje teknik direktörüdür. Teknik direktörle ilk geldiğin zaman bu adamı getirseydim bir Allah'ın kulu itiraz etmezdi. Bak yaşı 48 yani müthiş. Barcelona doğumlu ama Ekvador'daki Barcelona şey Venezuela'daki Barcelona doğumlu. Portekiz uyruklu. Ne varsa bu lanet olasıca Portekiz'di. Arap liginde şeyde ee, Birleşik Arap Emirlikleri Ligi'nde Şabab Al Ahli ile 29 maça çıkmış. 17 galibiyet, 7 beraberlik, 5 mağlubiyet, 2-0-0 puan ortalaması bu sezon. Geçen sezonla birlikte 1.93. Ondan önce Al Hilal'de 26 maçta 2-0-0. Monaco'da bir teknik direktördü. İlk döneminde 233 maç 1.85 kovuldu. Sonra geri geldi. 1.41 puan ortalaması. Ondan önce Sporting Lisbon'da 2.20 ama 35 maçta. Ondan önce Olympiakos'ta 2 26 maçta bak şu puan istatistiği umutlandırıyor ama bizim ülkede yabancı teknik direktörler olmuyor olmuyor. Sebebi ne biliyor musunuz? Bizim ülkede futbol oynanmıyor. Bizde yabancılığa açık bir teknik adam gelecek. Ben Jardim isminin Fenerbahçe'ye geleceğini düşünmüyorum. Kesinlikle düşünmüyorum. Onu söyleyeyim. Fenerbahçe Trabzonspor maçının hazırlıklarına ne zaman başlayacak? Onu da merak içinde bekliyorum. Normalde ben bu videoyu çektiğim e, sıralarda Antrenman videosu bekliyorum. 9 gün kaldım aça. Tatil matil yapmasınlar ya. Allah belalarını versin. Tatil matil yapmasınlar. Nefes almasınlar. Vallahi bak benim öyle bir vicdanım insafım yok. Ben Fenerbahçe taraftarına acıyorum. Gece yatağa yani hüngür hüngür ağlayarak giren taraftara acıyorum ya. Milletin ağlama ağlama şeylerine e, karaktersiz karaktersiz mesajlarına yorumlarına maruz kalan taraftara acıyorum. Acıyan Allah Fenerbahçe taraftarına acısın. Allah bildiği gibi yapsın topçuları. Hepsini kastetmiyorum ama biliyorsunuz ne de demek istediğimi. Ben şunu söyleyeyim. İsmail Kartal diye bir adam var. Fenerbahçe'nin tarihinde bence yer edilmiş bir teknik direktör. Meşhur kurşunlanma hadisesini yaşamasa belki de Fenerbahçe'de mükemmel bir ee, ivme yakalayacak. Belki de uzun yıllar sonra şampiyonluk yaşayabilecek bir teknik adam. 15 Haziran 1961 doğumlu 61 yaşında. Hocam Trabzonspor'a mesaj mı? He Trabzon'a mesaj. Şimdi İsmail Kartal'ın son Fenerbahçe serüveni 21 maçta 1.95 puan ortalaması. Kötü. Türkiye Kupası'ndan elendi Fenerbahçe. Slavya Prağı iki maçta elendi ama ligde iyiydi. Ben size bir şey sorayım. Gerçekçi bir şey sorayım. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ni kazanabileceğine inanıyor musunuz gerçekten? Ben önümüzdeki 50 yıl hiçbir Türk takımı Avrupa Kupalarında konferans hariç çeyrek finale çıkamaz diyorum. Ondan önce Erzurum'dan anlaştı ama olmadı. Konya Spor'da Kısa bir dönem 24 maç 1.38 puan ortalaması ama Konya'nın durumu var. Çaykur Rize'de 28 maç 1.14. Ankara gücünde 53 maç 1.62. Ondan önce Gaziantep'te 16 maç 1.06. Eskişehir'de 4 maç 0 puan ortalaması. 46 maç Fenerbahçe'de 2014 15te 2.17 puan ortalaması. Yani İsmail Kartal'ın şunu söyleyeyim Fenerbahçe açısından kendini geliştirmeye çalışıyor camiada bir saygı gördü, bir sevgi gördü. Oynattığı futbol, hoşa giden bir futbol. 9 derbi maçında bir mağlubiyet yaşamış sadece. 52 lig maçında sadece 5 mağlubiyet yaşamış. Kaos yönetebilecek bir teknik direktör. Gelir gelmez Atilla Salah'ı kesecek kadar da cesur bir isim. Ben İsmail Kartal olsun ister miyim? Ben şunu söyleyeyim. Geçen sezon Jorge Jesus'u biz niye istedik? A plus hoca gelsin. İsmail Kartal'la Avrupa'da iş yapamayız. İsmail Kartal'la büyük maçlar sıkıntı olabilir falan filan dedik. Ben yine aynı cümleyi söylüyorum. İsmail Kartal'la büyük maçlarda sıkıntı yaşayabiliriz. Ama ben bu ligde iyi futbol şundan bundan değil başka şeylerle şampiyon olunabileceği görüşündeyim. O da ayrı mesele. Ali Koç. Aykut Kocaman'la görüşmek istedi. Ama Aykut Kocaman görüşmeyi reddetti diyor Adnan Aybaba. 58 yaşındaki Aykut Kocaman'dan. Şimdi Aykut Kocaman da prime dönemini Fenerbahçe'de yaşadı. Aziz Yıldırım'a yakınlığıyla biliniyor. Bir kere eğer Ali Koç Aziz ya, Aziz Yıldırım'a bu kadar yakın Aykut Kocaman'a teklif götürdüyse kafası beyni kesinlikle yoktur Ali Koç'un. Kafa beyin kalmamıştır. Aykut Kocaman'ın son dönemlerine bakın. Başakşehir'de 29 maç 114, 14 Konya 44 maç 107, Fenerbahçe'de 46 maç 2 ortalama. Ondan önceki dönem 151 maç Fenerbahçe'de 1.99 puan ortalaması ki malum biliyorsunuz 3 Temmuz'u yaşattılar. Benim için Aykut Kocaman teknik direktörlüğü hani garantici bir teknik adam. Mesela İstanbul Spor maçında 2-0 öne geçtiğimizde Aykut Kocaman takımın başında olsaydı biz o maçı kazandıydık. Biz Beşiktaş maçını da kazandıydık. Biz evimizde Galatasaray'a yenilmediyken kötü berabere kaldıydık. E, muhtemelen berabere kaldıydık. Biz Trabzonspor deplasmanda yenilmezdik Aykut Kocaman'la. Biz Giresunspor deplasmanda yenerdik. Ama Sivas'a yenilirdik. En enteresan bir adam. Şimdi Aykut Kocaman'la Ali Koç'un işi olacağını zannetmiyorum. İsmail Kartal belki olabilir. Gayardo ismi çok gündemde. Gayardo geçtiğimiz senelerde de Fenerbahçe'nin gündemine gelen bir isim. Ee, hani olur olmaz diyemem. Düşünülen bir isim ama zannetmiyorum. Rudi Garcia ismi çok fazla konuşuluyor. O da kulübünden 13 Nisan'da ayrılmış bir isim. Fransız. 59 yaşında teknik adam. 4-2-3-1. Bakın bu adam daha iyi. Öbür jardimden falan. Harbi söylüyorum. En son bilmem ee, al Almasır'da 26 maç 18 galibiyet 5 beraberlik 3 mağlubiyet. 2-27 ile ayrılmış. Ondan önce Lyon'da 78 maç 1.88. 88 Marsilya'da 142 maç 1-68. Roma'da 118 maç 1.84. Bak Roma, Lille, Le Mans, Dijon, Saint-Étienne, Lyon, Marsilya. Ben bu adamın size bir şey söyleyeyim. Ee, Şeyini daha çok beğendim. CV'sini. Hay orada bizde tutmaz onu da söyleyeyim arkadaşlar. Bir sportif direktör ee, düşüncesi var. Bir bizim Selahattin Baki var. Selahattin Baki'nin de artık biraz geri plana çıkması gerektiğini düşünüyorum. Bakın karşımızdaki takım çok iyi algı yapan bir takım. Yani çok iyi algı yapan bir takım. Fenerbahçe'ye ilgili ben bir şey söyleyeyim size. 9 günü var. 8 günü var Trabzonspor maçına. Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'na kalan 4 tane maçında da İstanbul dışına çıkmıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Beyefendilerimiz yorulmayacaklar. Yani final henüz açıklanmadı artık. Hangi şehirde oynanır? Belki e, Ankara gücü ya da Başakşehir'den hangisi? Yani Fenerbahçe çıkabilirse finale. E, orada atıyorum Başakşehir çıkarsa. E, ulan ikisi de İstanbul takımı. Şehir dışına çıkmasınlar. Atatürk Olimpiyatta oynasınlar falan denilebilir. Bence mantıklı da hem de Şampiyonlar Ligi öncesi prova olur diye. Trabzonspor'la evindesin. Sivasspor'la evindesin. Antalyaspor'la evindesin. Altasaray deplasmanındasın. Bu da senin e, salaklığını ya da beceriksizliğini belirtecek. Fenerbahçe taraftarı şu an şunu söylüyor. Hocam biz İstanbul dışına çıkmadığımız zaman daha kötüyüz çünkü taraftar tepki gösteriyor diye. Taraftar aşırı tepki gösterecek. Bunu da söyleyeyim. Cuma günü 12 Mayıs cuma günü yabancı kural hakkında toplantı var diyorlar. Başka bir kaynağım diyor ki yani sosyal medyada özür dilerim Murat Zorlu diyor. Başka kaynağım demeyeyim. Ee, Murat Zorlu diyor ki Ali Koç bir sene görev süresi kaldığı için bir yıllık teknik direktör arıyor. Mantıklı. Adaylar Emre Belezoğlu, Volkan Demirel, İsmail Kartal, Aykut Kocaman bir de Türk gibi görünen ligi bilen bir hoca daha var. O da Monteya diyor. Ya Montella ile ilgili bir daha söylüyorum. O kadroyu ilk ikiye sokamayan teknik direktörün Fenerbahçe'de işi yok etmeyin eylemeyin. Ben Volkan Demirel'in kesinlikle gelmeyeceğini biliyorum. Eminim. Gelmesin de zaten. Emre Belözdoğlu. Keşke Emre Belözdoğlu gelse. Ama o da Ali Koç'tan sıkıntılı bir süreçte. Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı konuşuluyor. Sergen Yalçın'ı Acun Ilıcalı vasıtasıyla Fenerbahçe istediği dakikada getirebilir. Sergen Yalçın küçüklükten beri Fenerbahçelidir bu arada. Bilginiz de olsun. Hocam sen de adamı bize e, hakalamak kakalamak için yalan konuşun. Vallahi be Fenerbahçe'lidir. Sergen Yalçın. Bak istediğiniz her yemin edeyim. Kendi ağzından bizzat duyduğum şeyi söylüyorum. Ha, yanlış anlamayın. Bizzat kendi ağzından duyduğumu söylüyorum. Fenerbahçe'lidir Sergen Yalçın. Ama ben Fenerbahçe'linden şunu bunu geçtim. Ya Beşiktaş'tayken itiraz etti. Elini sürekli havaya kaldırdı. Hakemler destek verdi. Şampiyon oldu. Fenerbahçe'de olamaz. Onu söyleyeyim. Ee, yani kesinlikle zannetmiyorum Fenerbahçe'nin birçok ismi var transferde düşündüğü birçok isim var ee, ama hep birlikte bekleyip göreceğiz Peki hocam sence Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olur Vallahi arkadaşlar ee, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olur musun? Gariban'ın biri olur mesela İsmail Kartal çok uyar transfer yapılmaz İsmail Kartal başını eğer kabul <laughs> Sergen Yalçın'ın en beğendiğim bir özelliği var. Çok beğendiğim bir özelliği. Alt tapıdan futbolcu direkt çıkartıp oynatabilecek bir yüreğe sahipti. Mesela Fenerbahçe'de çıkartıp bunu yapabilecek iş işi kahraman ilan edilir. Bu sene 4 tane Arda Güler çıkartsaydın, 4'üne de 30'ar milyon euro teklif getirilseydi emin olur Fenerbahçe taraftarı derdi ki seneye de 4 tane çıkar. Mesela bir Çağatay kuru kalıp bir şey çıkaramadık. Iğdır FK Teknik direktörü Erkan Sözer'e demiş ki Çağatay kuru kalıp gelişimi açık bir futbolcu. Çağatay'a zaman zaman şans veriyoruz. Opsiyon konusunda ise yazılı bir madde yok. Ancak başkanımız Can Türk Alagöz'de Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un samimi ilişkileri var. Eğer istersek alırız diye düşünüyorum demiş. Alagöz, Fenerbahçe Alagöz sponsorlarımızdan birisi kendisi. Valla Çağatay'ı mahvettik. Mesela Osterbol diye defansif diyen arkadaş. Çağatay da çok ofansifti mesela. Niye onu oynatmamış? Hiç oynatmamış. Bunu da sormak lazım. Valla Fenerbahçe için bizi zorlu bir süreç bekliyor. Transfer döneminde çok zorlu bir süreç bekliyor. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Hep birlikte izleyeceğiz ama gitmesi muhtemel çok isim var. Kalması muhtemel çok isim var. Hep birlikte bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Ha ben Jardim'in geleceğine ihtimal vermiyorum. Sıfır. Rudi Garcia mantıklı ama getireceğini zannetmiyorum. Jesus'tan sonra Rudi Garcia gelir mi? Ayrı bir soru işareti. Sergen Yalçın'ı istediğimiz anda getirebiliriz. İsmail Kartal, Ali Koç'a kızgın ama gelebilir. Full yetkiyle gelsin geliyorsa da. Her şey senin dese Transfer görüşmesini bile sen yap desinler. Onu söyleyeyim. Jesus kesin olarak gidiyor. Onu söyleyeyim. Ee, ben Fenerbahçe'ye geleceğini zannetmiyorum. Pirlo'nun, Monteya'nın. Aykut Kocaman asla gelmez. Gayardo düşünce de vardı ama hani pozitif bir ya da negatif bir haberim yok. Emre Belözoğlu aslında Emre Belözoğlu bence Galatasaray maçından sonra hani Galatasaray'da çalıştırabilirim cümleleri bence şunu demek istiyor. Ben artık hazırım Fenerbahçe'yi çalıştırabilirim diyor. Bence Başakşehir eğer şimdi Başakşehir finale kalsa, Fenerbahçe finale kalsa, Fenerbahçe Başakşehir'i yenip kupayı alsa bu sefer edecekler ki bak Emre bilerek verdi. Ama her şekilde ağlayan hazırlayan olacak. Emre de olabilir. Bence ya Sergen ya İsmail Kartal ya Emre Belözoğlu. %65 İsmail Kartal derim. %25 Emre Belezoğlu derim. %10 da Sergen Yalçın derim. Olkan falan gelmez. Alın size Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü. Jorge Jesus'ta da yollar kesin olarak ayrılacak. Zaten gitsin şimdi Brezilya'da mı pazarlık yapıyor. Başka bir şey mi yapıyor? Tek ricamız bize kitledik, bize satın aldırdığı futbolcuları güzel yerlere, güzel fiyatlara göndersin de bizim de ekonomimize biraz katkısı olsun. Dinlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.